Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Minecraft Survivor serimize kaldığımız yerinden devam ediyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geçen bölüm hatırlarsınız bir XP farmımızı yapmıştık iskeletlerden. İskelet spawnlarını bulduğumuz için oradan güzel bir XP farmı yapmıştık. Ve orasını biraz daha verimli hale getirdim arkadaşlar. Orada birazdan gösteririm size. Onun dışında arkadaşlar, bu bölümümüze hızlı bir şekilde başlayacağız. Vakit kaybetmeden. Bu bölümde şunları yapmak istiyorum arkadaşlar. Nether'e gidip oradan bir Blaze çubuğu kasmak istiyorum. Çünkü artık iksirler de başlamak istiyorum. Hani köylü zombi falan çeviririz diye. Ve ondan sonra arkadaşlar büyü basacağız. Bu bölümde birkaç tane daha elmas bulmayı düşünüyorum. Hani full zırh yapıp, hani full her şeyimizi yapıp kendimize artık full elmas set ve zırhlı büyülü bir şekilde yapmak istiyoruz. Umarım onları gerçekleşiriz. Bu iki planımızı yaparsak bölümümüzde mutlu bir şekilde bölümümüzü de kapatacağız. Şimdi işlerimize geçmeden önce ilk önce direkt dediğim gibi Nether'a geçeceğim. Oraya geçmeden önce size bir ilk önce bir şey gösterelim. XP farmımızı. Bu arada yol çektim oraya. Hani kaybetmeyelim diye biraz karışık bir yeri var. Ondan dolayı yolu böyle bir belirli bir hale getirdim. Oraya bir gideriz. Ya, verimli hale getirdim dedim arkadaşlar. XP farmımızı. Aslında XP farmında bir şey yapmadım. Şey yaptım. Yolla ilgili, çıkışla ilgili daha kolay bir şekilde sistem yaptık oraya. Tabii ki de orayı da daha da güzelleştirmeye çalışacağım. Ama dediğim gibi şu an ilk önce bir yapacaklarımızı yapıyoruz. Ondan sonra en son düzenlemelerimizi yapacağız. Çünkü daha evle ilgili de bir planım var. Onları da bir tahminim birkaç bölüm sonra arkadaşlar böyle güzel bir şekilde evimizi, mağaramızı, sonra Nether'a giden yollarımızı hepsini daha da güzelleştirmek istiyorum. Şimdi burası arkadaşlar çıkışımızı böyle yaptık. Yani direkt buraya çıkmayayım diye böyle küçük bir kubbe gibi bir yer yaptık buraya. Buraya kapı yapacağız da daha yapamadık. Burası aşağı inişimiz, burası da yukarı çıkışımız. Şimdi inişi arkadaşlar direkt alta bir su koydum ölmemek için. Böyle bir yer yaptım. Çıkışı da birazdan yaparız. Burada sadece buradaki merdiveni kapattım. Onun dışında burada verimli bir şekilde akıyor bizim şeylerimiz. Spamları yani çalışıyor. Sonra yukarı çıkışımızı da buradan yaptık. Yukarıda böyle aynı şeyler gibi arkadaşlar. İskelet sistemi gibi. Geçen bölümden anlatmıştım ya size ruh kumuyla ilgili. Buraya öyle bir sistem yaptık. Daha da kolay olsun diye. Burası da böyle oldu. Nasıl olmuş arkadaşlar sizce? Yorumlarda belirtseniz çok çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle bir şey düşündüm. Dedim ki acaba büyü basıp mı gitsek? Ama Nether'da bir tehlike var biliyorsunuz. Ölme tehlikesi. Şimdi bütün zırhlarımızı diamond yaparız. Ondan sonra büyülerimizi basarız. Sıkıntı yaşamayalım diye. Önce dedik ki bir Nether'a gidelim. Biraz bir Blaze çubuğu kasalım. Zaten çok fazla ihtiyacımız yok. Birazcık kassak yeterli olur. Oraya bir gidelim. Şimdi onu da bulması da var bir de bak. O da ayrı bir mesele. Oraya bir gidelim. Birkaç tane bir Blaze çubuğu bulsak. Blaze bulsak yani öldürsek bizim için yeterli olacak. Bu bölüm bunlarla full uğraşacağız. Bence uzun bir bölüm olacak. Çünkü Blaze bulmak hiç de kolay değil. Şimdi geçen geldiğimizde yukarıdan bir yer olduğunu gördüm sanki. Buraya bir çıkacağım. Eğer buradan bir yerimiz varsa burası bizim için daha iyi olur. Olmadı şeye bulduğumuz yere gideceğiz. Ruh kumlarını bulduğumuz yere gideriz. Buraya bir çıkalım bakalım bir yer var mı? Çünkü çok kötü yerde spawnlandık ya biz. Vallahi çok kötü yerde. Devam edelim bakalım. Başka bir yere geçtik şu an. Buraları kazsak işte bir yere çıkar mıyım bilmiyorum. Kazmayı da boşuna harcamak da istemiyorum şu an. Biz riske atmadan arkadaşlar. Tamam. Şeyi bulduğumuz yere gidelim ya biz. Ruh kumlarını bulduğumuz yere gidelim. Oradan en azından orası açıklık ya. Oradan bulmak daha kolay olur. Ama oraya gitmeden önce şurada da bir yer var da. Şuraya gidelim. Neyse. Biz ruh kumlarını bulduğumuz yere gidelim. Belki orası daha kolaydır. Burada şurayı birazcık kapatalım. Burası çok tehlikeli bir yer çünkü. Tamam. Devam edelim. Şimdi ruh kum... Allah domuzcuk mu o? Aynayı. Çıkabiliyor mu? Çıkabiliyor da. Burayı kapatırsak çıkamaz. Tamam, ruh kumlarını nerede bulmuştuk biz? Allah! Ulan nasıl bir şans? Arkadaşlar direkt kaleyi bulduk. Yani bilezlerin oğlum ya arkadaşlar bu seri şanssız diyoruz ama şanssız değiliz ha. Tamam şuraya sadece birkaç meşale koyalım da. Gidişimiz belli olsun. Oğlum çok iyi oldu bu ya. Vallahi arkadaşlar mükemmel oldu bu. Bunun bir girişini bulacağız sadece. Tamam, girişinde bulduk sayılır. Haydi bakayım berbat bir kale. Çok iyi oldu bu arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten çok şanslıyız. Şimdi şuraya bir girelim bakalım. Şimdi ilk önce buraya baksak. Burada bir şey yok. Tamam. Tamam burası zaten bizim gelişimiz. Devam edelim. Elbet buradan bir şey bulacağımızı düşünüyorum açıkçası.
Şöyle bir kapatalım da. Lan şeyim kalmadı, bloğum kalmadı. Heh, şunlardan koyalım. Buğladan. Piglin. Piglin sesi geliyor. Bunu koysak. Bundan ama biz geçemiyoruz. Şöyle bir yaralım. Tamam. Heh. Tamamdır. Tamam. Aha, o iskeletten gördük. Bir yemeğimizi bir yiyelim. Dikkatli olalım. Aa, siyah iskelet görmüşüm sanki orada. Daha sola mı saptı acaba? Yok lan. Nereye gitti acaba? Neyse. Heh, Vidir iskeleti burada bir yerde aynı. Aynen gördük onu. Gel lan buraya. Vurunca var ya. İşte. Böyle bir şey oluyor. Bir de hasar da veriyor sonraya doğru. Ne oldu lan? Domuzcuklar bak. Yukarıdalar mı acaba? Nasıl vurdun lan bize? Her an ölebiliriz. Aa, yok lan, tam kalbimiz gözüküyor mu? Allah, korktum lan bir an. Pıt pıt diye ses gelince. Heh, tamam, güzellik. Ayde, bulduk işte blazeri. İşte bunlar için arkadaşlar birkaç tane şey lazım bize. Neydi lan? Heh, şunlardan lazım, dur. Adını unuttuk şu anda. Bunlardan ihtiyacımız yok. Oradan yukarı çıkıyoruz da. Bize şunlardan blok. Vallahi adını unuttuk heyecandan. Bize blok lazım. Şu orasını bir kapatalım. Çok fazla spamlanmasını istemiyorum. Azar azar keseceğiz. Biraz şuradan da bir keselim. İyi oldu ya arkadaşlar, bu blaze işi çok çabuk bulduk ha. Tamam, şurasını kapatalım da düşmeyelim sonraya doğru. Tamam. Şimdi bir tane daha bir yiyelim şundan. Tamam. Evet, öncelikle şurasını bir kapatalım. Bizi gördüler büyük ihtimal. Aynen. Hadi lan, sıkacaksan sık. Bayağı bir sıkıntı. Ateş edin bakayım. İşte bu. Tamam. Düştü mü hiç bilmiyorum. Çok iyi düştü. Birkaç tane düştü gördüm. İki tane düşmüş hem de. Mükemmel. Şimdi. Buralarını bir kapatalım. Böyle değil. Gitti gene. Tamam. Şöyle şöyle arkadaşlar. Bloklaya bloklaya keseceğiz bunları. Okey. Şu an başka. Bunu şuraya koyalım ya. Heh, tamam. Lan bir durun lan. Lan arkadakini gördüm. Tamam, kestik onu. Tamam, o da gitti. Kesmeye devam etmeden önce arkadaşlar biz sağlığımızı bir fulleyelim. Aha. Tamam, gelin bakayım buraya. Allah. Öleceğiz galiba. Lan geç lan. Arkadaki öldüm. Oğlum çok sağlığımız gitti ha. Yemeyim. Kalkanımıza ne oldu? Öldük. Öldük. Ulan kalkanımıza ne oldu lan fiziğim? Yeniden canlan. Tamam, bütün lootumuz da burada. Sıkıntılı bir şekilde yukarıda varmış, ona bakalım bir. Tamamdır. 7 tane de blaze çubuğumuz oldu arkadaşlar. Bu bizim için çok çok iyi oldu. Bayağı da bir yeterli bu. Şunları bir sıralarımızı yapalım. Sıralamamızı. Onlar evimize bir dönelim. Ondan sonra zaten daha da detaylı bakarız. Tamam, buradan devam. Buradan değil mi lan? Aynen, buradan da devam. Evde görüşürüz. Evet, hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Sonunda gelebildik evimize. Şimdi kürekli kılıcımız eksik. Onları bir yapalım. Kürekli kılıcımızı. Önce bir kürek yap. Sonra bir kılıcımızı da yapalım. Tamam. Demirden önemli çünkü. Bunları bırak, fazlalıkları. Bunu bırak. Bunları bırak. Şu anlık çubukla ilgili işimiz yok. Onu biraz sonra halledeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir obsidyenlerimizi alalım. Ondan sonra şeylerimizi alalım. Bak, burada şeker kamışımız var mı? Yok, hepsini şu an ekili değil mi? Aynen, hepsi ekili şu an. Umarım onlarla da güzel bir kitap yaparız ya. Şimdi
Buradan şeyimizi alalım, elmaslarımızı alalım dediğim gibi. Bu büyülü evimizi, büyülü yeri nereye yapsak acaba ya? Böyle orada gerçekten güzel bir yer yapmak istiyorum. Ama yine şu anlık şimdilik öylesine bir yer yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra daha büyüteceğiz orayı. Orayı da taştan mı yapsak şimdilik? Ne yapsak? Açığa mı yapsak yoksa? Direkt açığa yapabiliriz ha bu arada. Aynen bak direkt açığa yapacağım arkadaşlar ben. O yeri de nereye yapsak? Burayı yapayım diyorum ya. Arkadaşlar büyü basma yerimizi. Sen buraya yapalım. Buraya daha da güzel ev yapacağız zaten. Sonra hepsini sırasıyla. Aynen bak şurayı tam ortaya yapacağız. Sonra dediğim gibi güzel buraya da bir kulübe gibi bir şey yaparız. Büyücü kulübesi arkadaşlar. Şimdilik direkt bir büyü basmak için yer yapacağız. Ama ve lakin bu büyü masasını nasıl yapıyorduk? Obsidyen, elmas. Başka ne vardı lan? Ha kitap. Tamam şimdi şeker kamışlarını biraz bir toplayalım. Ben bölüm öncesi biraz toplamıştım. Sonra bir tekrar ektim de. Bu ikili katları bir daha bir biçelim. Bakalım ne kadar çıkacak. Bunları bir şöyle bir yap. At ya bu üstümüze kalmasın. Şimdi tek katları bir toplayalım bakalım. Eğer az gelirse iki katlılar birileri de bir toplarız. Tabii şu anlık biraz gelecek de. Şimdi büyü basabildiğimiz kadar. Ama fullemek isterim. Dediğim gibi şimdi bakalım ne kadar olacak onu göreceğiz. Yine az çıkmayacak gibi ha. Bak bayağı ektik arkadaşlar. Geçen sezonlardan da bize şey oldu. Ders olmuştu. Normalde ekmiyorduk. Bölüm öncesi. Biraz şunlardan toplayalım. Bölüm öncesi normalde ekmiyorduk ama akıllandığımız için diğerini de bir 64 yapana kadar keseceğim. Bayağı bir kestik gibi ha. Zaten bunlar uzadıktan sonra arkadaşlar var ya zaten çok oluyor. Tekrar ekeriz buralara. Şimdi bu kadar yeter. Yine de bayağı bir var. Bunlarla yapabildiğimiz kadar bir kağıt yapalım. Onlardan da bir kitap yaptık mı? Tamamdır. Bu arada odunumuz var mı? Odun da lazım olacak bize. Odun burada var mı bakayım? Hiçbir şey yok lan. Çok az odunumuz var. Neyse şunlarla bir kağıt yapalım ilk önce. Bu 64 tane kitap oldu. Güzel. Bunları bir bırak şimdilik. Tamam. Gidelim şimdi şey kasalım. Biraz odun kasalım. Odun da lazım. Hemen hızlıdan şuraya bir girişelim. Şurada zaten bayağı bir odun var. Ondan sonra kitaplık yaparız. Ondan sonra ilk önce kitap yaparız. Sonra büyü masamızı yaparız. Ondan sonra bir kitaplıklarımızı çakarız. Umarım güzel bir büyüler de olur. Ama işte seviyemiz çok az. Zaten basamayız da. Sadece şu anlık bir açarız. Sonra bir seviye kasarız zaten arkadaşlar. Onları hallederiz. Orada ölmemiz çok çok kötü oldu ya. 33 seviye falandım. Yani seviyelerin hepsi boşa gitti. Tamam, bu kadar bence kitap yeterli. Şey kitap diyorum ya. Bu kadar bence odun yeterli olur arkadaşlar. Bir deneyelim bakalım şansımızı. Zaten daha biraz bir elmas arayışımıza da başlayacağız. Bu bölümde biraz da elmas arayacağız. Çünkü bu bölüm full set olmaya çalışacağım. Umarım istediğimizi yaparız. Çünkü eğer full set olursak var ya diğer bölümlerde bizim için daha da kolaylaşacak işler. En azından her şeyimiz mesela elmas. Bütün zırhımız elmas olması mükemmel olacak bizim için. Şimdi öncelikle kitap yapacağız. Kitaplar nerede lan? Kitapları nasıl yapıyorduk lan? Heh, tamam. Ha, deri lazım bize. Oğlum işte bu sıkıntı oldu biraz ha. Deriler biraz problem. 11 tanecik kitap oldu. Şimdi bir tane büyü masası yapalım. Ondan sonra bunlarla da kitaplık yapalım. Kaç tane kitaplık çıkıyor? 3 tanecik çıkıyor lan. Deri bayağı bir bulmamız lazım bizim. Tamam ilk önce şu bir büyü masamızı bir koyalım. Hemencik şuraya. Yerini de belli etmiş oluruz. Yanlarına da birazcık kitap koyarız. Şuraya. Tamam. Sonra şuradan. Şuradan. Yok. Bu biraz yakın. Yo yakın olacak. Tamam. Böyle yapacağız. Mesela bir tane koysak. Keskinlik. Şu an 12. seviyeye kadar. İşte bunu 30'a kadar çıkarmamız lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Ben buraları biraz daha çoğaltacağım tabii. Tamam. Peki yağmur yağmasına bir şey olur mu zararı? Yok olmuyor. Tamam. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar asıl yerlere başlıyor bakın. Ben deri de kasacağım. Deri niye o kadar az var derimiz? Onu da anlamış değilim. Bayağı bir aslında şey kesmiştik burada da. Neyse önemli değil. Hallederiz onları. Ve bir tane bir sandık yapalım. Fazlalıklarımızı koyalım. Şimdi ondan sonra arkadaşlar şunları bir bırakalım ilk önce bir. Ondan sonra konuşmaya başlayacağız. Şimdi bizim amacımız bunlar kalsın. Bunlar bize lazım olur. Bizim şu an amacımız arkadaşlar uyuyalım. Amacımız şu olacak. İlk önce bir deri bulacağız. Bayağı bir deri bulmamız lazım.
Ondan sonra da bu zaten bunu deri bulurken aslında biraz seviye de kasarız. Deri buluruz. Ondan sonra GM'a biraz seviyemizi de atlatırız. Bu bölüm dediğim gibi full set olursak bizim için çok iyi olur. Ben hemen bir deri arayışına çıkayım arkadaşlar. Hızlı hızlı buraları geçeriz. Ondan sonra devam ederiz. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, eğer yanlış hesaplamadıysam tam 7 tane daha kitaplık yapabilmemiz için tamam yani. Derilerimiz tamam olması lazım. Bir deneyelim bakalım. 22 tane buradan. Aynen 7 tane de kitaplığımız. Çünkü galiba 10 tane olunca geçen yaptığım sezonlarda yani 10 tane de 30. seviyeye kadar çıkıyor diye hatırlıyordum da. Bir deneyelim bakalım ya. Bir tane lapis lazuli alalım. Bakalım 30. seviyeye kadar çıkardık mı? Bayağı uzun sürdü bu arada arkadaşlar. Bunları bulmak. Umarım dediğimiz gibi de tam olmuştur. Tamam. Tamam, olmamış da olabilir ha. Hadi be lütfen 30 20'ye kadar çıkarmışız. Daha yapacağız büyük ihtimal. Neyse arkadaşlar, tamam bu bölüm büyü basmayız arkadaşlar, çünkü bayağı bu aradık bulamadık. En azından bak kendi ineklerimizi falan çoğaltırız. Bunlardan hani tekrar bir deri yapmaya çalışırız veya buluruz, ama yine 20 seviyeye kadar yükseldik. Ama bak ben şundan şüpheliyim arkadaşlar. Acaba şu tarafa değil de bir denemek istiyorum. Bunları kırınca bütün kitaplar geliyor değil mi? Üçü de. Tamam geliyor. Buraya bir yapacağım bir. Veya biraz daha uzağa mı yapmak lazım? Yanlardan çekiyor mu? Bak şundan çekmiyor gibi. Dur bakayım çekecek mi? Lan çekmiyor gibi ha. Yok çekiyor, tamam. Bir arkama doğru bir yapmaya çalışayım. Bir fark olacak mı? Sadece denemek amaçlı. Yoksa full dolduracağız o zaman oraları. Neredeydi şeylerimiz? Bunları bir al. Yap 3 tane daha. Bunları bir deneyelim bakalım bir tekrar. Eğer olmadıysa yine bir uğraşacağız. Etrafımızı inerse bütün inekleri öldürdük mübarek. Arkadaş inek minek kalmadı. Şimdi şuraya. Bakalım çekecek mi buradan? Çekti. Tamam. Şimdi şöyle yap. Yok fark etmiyor. 20. seviyeye kadar. Tamam buraları full dolduracağız artık. Yapacak bir şey yok. Şimdi birinci aslında yapmak istediğimizi yaptık. İksir standımızı hallettik. Yani iksir standımızı hatta hemencik bir halledelim. Flash çubuklarımız nerede? Buradaydı galiba. Aynen. Bunlardan bakalım bir iksir standı nasıl oluyordu? Ona bakalım bir. Heh, şurada iksir standı. Ha, tamam 3 tane taşmış. Bir tane taşımız zaten bol bol var. Şunu alalım. Hani artık arkadaşlar zombi görürsek, zombi köylü, artık onları çevirebiliriz. Şimdilik bunu da buraya bir koyalım. Bunu buraya koyunca zaten doluyor bu. Tamam bak en azından bu birinci aşamamız tamamlandı. Bu şu fazlalıklarımızı koyalım. Şimdi de ne yapacağız arkadaşlar? Bunları dediğim gibi bunu bir al. Başka yok değil mi? Şimdi arkadaşlar şu eteğe bakar mısınız? Bayağı bir kastık bu arada. Çok zaman ayırdık ama oralarda. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Biraz bir madene gidelim. Şimdi bu elmaslarımızı bir çevirelim. Kazmamız var. Tamam mı? Bak kazma var. İlk önce bir zırh yapalım kendimize. Çek şunları bir oğlum. Tamam. Sadece pantolon yapamıyoruz. Pantolonun da bir tanemine ihtiyacımız var galiba. Dediğimiz gibi. Bu zırhımızı alalım. Ondan sonra cima çubuklar. Çubuklar nerede? Ha, çubuklar burada. Şimdi 5 tane var ya. Kazmamız yapıldı zaten. Bir tane bundan yapalım. Bir tane baltamızdan yapalım. Tamam. Bak bunlar tamam. Kazmamız da tamam. Buraya ki ve arkadaşlar pantolon lazım şu an bize. Buraya bir tane lazım. Pantolonun da galiba 3, 6, 7, 8. Toplam 8 tane daha elmas bulduktan sonra bu elmas zırhımızı çekeceğiz. Bu bölüm onu yapmak istiyorum çünkü. Bakalım hemen şunları şuraya bir yerleştirelim düzgünce. Gidelim şuraya. Tamam. 8 tane elmas hedefimiz var arkadaşlar. Bu bölümde bunu bulmaya çalışacağız. Büyük ihtimal bayağı bu uzun sürecek. Elmas bulmak hiç kolay değil çünkü. Tamam. Kazmalarımız. Birkaç tane daha bir kazma yapayım. Çünkü lazım olacağını düşünüyorum açıkçası. Elimler şurada. Olan ne kadar olursa. 3 tane daha kazma yaptık. Tamam arkadaşlar. Biz şimdi madenimize gidelim. Dediğim gibi toplam. Lan öyle ne sesi geldi. Toplam 8 tane daha elmas bulduktan sonra en azından elmas set çekeceğiz demiştik arkadaşlar. Onu bir halledelim. Büyülere basamadık bu bölüm. Diğer bölüm artık büyülere basarız. Ama şimdi en azından bir full elmas setimizi ayarlayalım. Hadi bakalım biz arkadaşlar Diamond kasalım elmaslarımızı. Arkadaşlar. Uhu 3 tane hem de. Ben kendi mağaramızdan giderken ara burada bir açıklık bulduk. Şansımıza 3 tane çıktı. Bakalım daha var mıdır? Burası da mağaraya bağlanıyor galiba. Aynen. Mağara gibi bir yer. Neyse bizim işimiz burada değil.
Hadi be lütfen buradan bir kat aşağı daha çıksın. Uf tamam. Hadi hepsinden çıksın. 3. Birazcık da ah be 4 tane çıktı tamam. Neyse en azından yarısı tamamlandı arkadaşlar bizim için. Bir 4 tane daha ihtiyacımız var. Güzel oldu bu arada bu. 4 tane daha bulduktan sonra bizim işimiz tamamdır. Kapatalım da sıkıntı olmasın. Şimdi mağara sistemimizden devam edelim şöyle kasmaya. Evet arkadaşlar. Bayağı bir uğraştan sonra 8 tane elmasımızı tamamladık. Bundan sonra gittik biraz XP'de kasalım dedik bari. 40 seviyeye kadar yaptık. Bundan sonra yetmedi arkadaşlar. Yine biraz bir inek avladık. Bir 11 tane kitaplığımız. Dedik ki bu bölümde hepsini halledelim ya başlamışken. Çünkü bölümün başında da öyle söylemiştik. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar ya? Mübarek bir sürü bulduk ha. Şurada da yerimiz var zaten. Şu diğer fazlalık maddelerimizi de bir eritiriz. Bunlar bir kalsın. Bunları şuraya koy. Tamam. Şimdi arkadaşlar öncelikle şu kitaplarımızı bir koyalım bakalım. Hepsi kazülleri sonuna alırız. Kitaplarımızı bir koyalım. Bunu da şöyle yap. Tamam. Allah. Bunu bir çıkar. Tamam. Güzel. Buraya da bir tane koyduk mu? Ben böyle olacağını düşünüyorum artık. Yani bir zahmet de olsun. Bayağı bir uğraştık. Daha da fazla kasmak istemiyorum yani. Şimdi nelerimiz eksikti? Kürek ve ayaklık. Şimdi ayaklık. Bir tane yaptık mı? Tamamdır. Küreğimizi de yapmak için iki tane çubuk lazım değil mi? Aha. Çubuk yap. Çubuğumuz yok zannettim ya. Tamamdır. İşte bütün setlerimiz tamamdır işte arkadaşlar. Mükemmel oldu şu an. Şimdi ne yapacağımız kafamız karıştı. Bir tane daha kitaplığımızı yapalım. Ondan sonucuma fazlalıkları bir bırak. Önümüzdeki bütün hepsini de bir çıkaralım. Bunu da bir çıkar ya. Tamamdır. Nerede bu boşluğumuz var? Bunları bir alalım ilk önce. Tamam. Sonra bunlara bir koy hepsini. Tamamdır. Şimdi var ya efsane olacak arkadaşlar. Şimdi. Şunun lapis ödülleri unuttuk gene. Hep bir şey unutuyoruz zaten. Hep bir şey. Şunu da koyalım ondan sonra. Umarım 30. seviyeye kadar gelmiştir. Bak o kadar uğraştık. Lütfen ol. Hemen bir deniyoruz. İşte bu. 30. seviyeye kadar gelmiş. Şimdi arkadaşlar büyü işlerinden pek anlamam. Ama bir deneyelim bakalım. Uzun menzili hasar koruması. Solungaç bir. Tabii ki de bundan yapalım. İlk önce bir şeylerimize, zırhlarımıza yapalım. Koruma 4. Oho çok iyi. Bence ben öyle düşünüyorum. Ateş koruması. Bu da bence güzel. Başka bir şey bak buna hem koruma 4 hem kırılmazlık 3. Buna sadece kırılmazlık 3. Buna da ateş koruması. Tamam. Bunda bir ateş koruması bastık mı? Tamamdır. Bu ateş koruması kırılmazlık 3 de gelmiş buna. Bunlara daha seviyemiz yetmiyor. Geri itme. Geri itme varmış ama geri itmeyi çok sevmiyorum ya ben. Buna ne varmış? Kırılmazlık 3, verimlilik 1. Bunda ne varmış? Kırılmazlık 3, kırılmazlık 1. Çok fazla şeyler, güzel şeyler yokmuş bunlarda da. Neyse bunları da halledeceğiz. Ama şu an en azından zırhlarımızı böyle yaptık ya. Bence efsane oldu arkadaşlar. Biz sadece birazcık daha bir seviye bir kasalım. Çünkü şu kılıcımızı da bir parıldatalım arkadaşlar. Bir iki seviye daha kasalım. Şunu da bir basalım. Hemen geliyorum arkadaşlar. Burada bir duralım bir. Hemencecik geliyorum. Tamam arkadaşlar seviyemizi kastık. Yine birazcık uğraştık. İlk önce dediğim gibi şu kılıcımıza basalım ki geri itme mi bassak ya? Geri itmeye bas. Belki keskinlik de basılmış. Güzel. Geri itmeyi çok sevmiyorum ama olsun işimizi gör. Dediğim gibi büyüşlerinden çok anlamam. Ama güzelleşiyor şu an. Bunları halledeceğiz. Buna ne gelmiş? Güç 4. Güzel. Hadi buna güzel gelmiş. Bunu da bir de fullledikten sonra daha iyi olur bence. Arkadaşlar dediğimiz gibi bu bölümde güçlerimizi tamamladık. Bu görevimizi de yaptık. Çok da güzel oldu. Şimdi şu fazlalıklarımızı bırakalım. Bu arada bunları da daha sonra ayarlayacağım. Şu an düzenimiz çok kötü çünkü. Ama görüntümüze bir bakalım be. Efsane gözüküyoruz ya. Gerçekten güzel oldu. Dört tepeye bir gideceğim. Tepede bitirmek istiyorum arkadaşlar bu bölümümüzü. Çünkü bu bölüm dediğim gibi yapacaklarımızı yaptık. İksir standımızı yaptık. Yani artık büyülerimizi yapabiliriz. Yani köylü zombi görürsek hemen çevireceğiz onu. Onun dışında büyü masamızı yaptık. Ondan sonra full elmas zırh olduk bu arada. Ve full hepsini de bastık. Bizim için çok çok iyi oldu. Buraya bir çıkalım. Ve bunun üstüne bir çıksak. Heh, tamam. Güzel. Vallahi arkadaşlar dediğim gibi bu bölüm her şeyimizi yaptık. Zaten zırhlarımızı görüyorsunuz. Parıldıyor. Çok da güzel oldu bence. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Onun dışında büyü masamızı yaptık. Dediğim gibi buraya güzel bir kulübe yapmak istiyorum. Sonra buradaki yerimizi de yaptık. Şurada bak küçücük kafası gözüküyor.
İskele spawnları yerimizden daha hızlı gidip gelebilmek için. Güzeldi, keyifliydi. Bölümümüzü de verimli geçirdik. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Eğer beğendiyseniz beğenme ve yorum yapmayı unutmayın, sizden ricam. Her videom da hoşunuza gidiyorsa bana abone olup destek olursanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Diğer bölümlerde görüşmek üzere. Bay bay.